Peki karı koca arasındaki haklar nedir? Çok geniş bir konu. Çok kısaca söyleyeyim. Kur'an diyor ki eşiniz sizin için örtü, siz de eşiniz için örtüsünüz. Haramdan koruyan. Karı kocanın en önemli haklarından biri, söyleyelim tabii, cinselliktir. Cinsellik iki tarafın da hakkıdır, eşit hakkı. Erkek hanımını, hanım erkeğini düşünmek zorunda. Bencil olmamalılar. Ben çok fazla da açmıyorum cinsellikle ilgili konuları ama temel prensipleri söylemek zorundayım tabii ki. Yani kadın o konuda zorunlu, erkek o konuda zorunlu. Çünkü o ihtiyaç giderilmezse haram olan tarafa doğru bir meyil başlayabilir. Onun için bazı erkekler bir müddet sonra kadından soğuyor, gün aylarca kadını yalnız bırakıyor. O yanlış, haramdır bu. Onun nefsi vardır. Nefsini helal yönden tatmin etmesi şarttır. Kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Bunun rutin aralıkları vardır, onu eşler belirler. Ama onu küçümseyemeyiz. Bir haktır ya, o Allah vermiş o iradeyi, onu helal yönden tatmin edin diyor. O çok önemli. İki, erkek hanımının bütün ihtiyacını gidermek zorunda. Bu işin lamı cimi yok. Bir erkek hanımına çalışmak zorundasın diyemez. Ama çalışmak ister kadın çalışır ayrı. Ama git tarlayı sür, çifti götür. Hayır efendim, yok. Senin görevin arkadaşım o. Sen evlendiğinde senin görevin bu. Hocam ben yani yük mü taşıyacağım? Ben şey miyim yani? Bütün yükü erkek mi taşıyacak? Arkadaşım böyle. Erkekliğin gereği bu. Talip olacaksın. Talip olurken de bunu bileceksin. Onun için sana bazı noktalarda fazla para veriliyor İslam'da. Bunun sebebi bu işte. Kadının parası kendi cebinin harçlığıdır. Ona karışamazsın. Senin paran hem karının, hem senin, hem çocuğunun parasıdır. Hem kiranın, hem elektriğin, hem suyun. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz öldük daha. Erkekleri öldürdün sen. Ama bu din böyle görüyor. Diyor ki paylaşırsanız paylaşın. Kadın paylaşmak isterse paylaşır. Erkeğe sen hanımının malına el koyabilirsin demiyor din. Eşinin bir kuruşuna dokunamazsın. Eşin istemiyorsa. Babasından kaldı, eşinin kendi malıdır. Hatta sen fakir olursan bazı fıkıhçılara göre kadın kocasına zekat bile verebilir. Eğer kadın zengin, koca çok fakirse. Din kadına bu özgürlüğü tanımışsa, kusura bakmayın, biz bu özgürlüğü söylemek zorundayız. Hoşumuza giderse de git mesela. Benim hanımım da bunları izliyor. Yani benim hoşuma gitmeyebilir belki ama doğru olan bu. Netice itibariyle ben size bir basit bir örnek vereyim. Kayınpeder, kayınvalide yıllarca önce vefat etmişler. Hanım ve kardeşiyle ilgili ufak bir arazi varmış. Örnek veriyorum. Yani belki 2-3 milyarlık bir şey, basit bir şey. Hanım bana sordu. İşte falanca kardeşime hakkımı verebilir miyim? Müsaaden var mı? Bana sorma dedim. Benim müdahale yetkim yok senin annenin babanın kalan arazisine. Sen ne yapmak istiyorsan yap onu. Kardeşine mi verirsin, kendine mi kaldırırsın, istemez misin? Yetki sana aittir. Bu konuda bir daha lütfen bana bir şey sorma. Sana verilen bir hakka benim müdahale yetkim yoktur. Ha bir bilir kişi olarak bana sorarsın. Akıl verme noktasında bana sor. Orada bile belirleyici olmam senin kendi parandır derim. Olması gereken bu. Din bunu tanıyor kadına. Onun için başka türlü bir muamele varsa o zulüm olmuş olur. Efendim bu. Üçüncüsü güler yüz. İki tarafta birbirine anlayışlı davranacak. Dört, çocukların alımı, bakımı, büyütülmesi karşılıklı. Kadın bazen erkek çocuk kadını hanım annesini dinlemez bazen. Çok içli dışlı olduğu için baba önemli orada. Baba müdahale etmesi gereken yerde müdahil olması lazım. Yani ben doğurdum sen bak. Yok, doğurdum beraber bakacaksınız. Yani bu ilham erkek gitsin altındaki bezi değişirsin demiyorum. Bunu yapanlar da var. Kimseye kınamıyoruz. Ama biz yapmamışız. Yani hanım yaptırmamış bizlere. Eşine bunu yaptıran bayanlar da vardır belki.
Erkek yapmak istiyorsa yapar. Çok zaruri bir şey varsa, yani anne gitti bir tarafa, çocuk altını kirletmiş, ağlıyor. Baba altını değiştirir mi? Ya kıyamet kopmaz, tabii değiştirsin yani. Din niye değiştirsin, değiştirdin demez. Din akla, vicdana aykırı olan hiçbir şeye karışmaz. Kurallarını koyar, o kurallar içinde şartlara göre işi genişletir. Bu nedenle tabii çok daha şey vardır, yani söylenecek şey vardır ama ilk anda söylemesi gereken hususlar burada, bunlar. Çok önemli bir noktayı söyleyeyim. Eşler birbirlerinin ebeveynlerine saygı göstermek zorundalar. Erkek kayınpederine, kayınvalidesine saygılı olacak. Kendi eşinden babasına, annesine saygı bekliyorsa. Şu doğru değil. Erkek şunu diyemez. Benim anneme, babama saygı duy ama baban, annenin evine gitme, bize gelmesinler. Bu doğru değil. Sen evine köle almadın ki. Eş aldı. Eş ne demek? Ne demek eş? Bunun eşi. Yani aynı seviyede. Terazi böyleyse böyle. Senin eşin. Senin ikizin gibi yani. Sen birsen o da bir. Allah'ın katında değerliysen o da değerli. Kim üstün, kim yakınsa Allah'a. Erkek kadının iki, bir erkek, pardon, iki kadın bir erkek mi eder? Nereden çıktı? Nereden çıktı bu? Din bunu söylememiş. Din diyor ki bir erkek ve bir kadın bir elmanın iki eşit yarısı gibidir. Başkaları başka şey mal ediyorsa dine, onun yeri yurdu yok efendim. Kimse Allah'ın dinini Allah'ın istediğinin dışında bir yorumla piyasaya arz etmesin. Allah'ın dini açık. Çok berrak bir din var. Onu biz eğer gölgelemesek problem yok.